Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ergün Diler, kazanan gelsin. Günlerdir yazdığım gibi tansiyon giderek yükseliyor. Yükselecek de. Fransa'da, İspanya'da suikast iddiaları, bomba ihbarları, gerilen sinirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde basılan bar çıkması. Hepsi küresel kavganın sahneleri aslında. Anlamamız gereken de bu. Artık kimse ne olacağını tahmin edemez. Her an her şeyin yaşanacağı bir iklimdeyiz. Açalım biraz. Detaylara girerek gidelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 6 Kasım'ı zafer olarak görüyor. Haklı da. Pentagon Trump'a rağmen çok iş yapıyordu. Dengeleri onlar gözetip gerekli adımları atıyordu. 6 Kasım. Trump'a bunu dengeleme şansı verdi. En azından başkan bunu böyle okudu. Ve ardından kendisi için test anlamı taşıyan hamlesini yaptı. Adalet Bakanı'nı görevden almasından söz ediyorum. Peki perde gerisinde neler yaşandı? Trump da damadı Kuşer'de. Kumarhaneler kralı Sheldon Adelson'la çok yakındır. Adelson'un gizli patron olduğunu yazanı çizeni bile gördüm. Bilemem. Adalet Bakanı'nın görevden alınmasından önce Trump ile Adelson New York'ta görüşmesi beklenirken damadı Kuşer, kumarhaneler kralını Las Vegas'ta ziyaret etti. Bu Kudüs'ün başkenti olma adımında verilen fotoğrafın devamı gibiydi. Hatırlayın, orada Kuşner ve eşi Adelson ailesiyle birlikteydi. Sheldon Adelson, Damet Kuşer'e Adalet Bakanı Jeff Sessions'in görevde kalmaması gerektiğini anlattı. Tarih olarak da seçim sonrasını işaret etti. Trump, seçimlerden topal ördek olarak çıksaydı da Jeff Sessions'ı görevden alacaktı. Ancak bu durum ciddi sonuçlar doğuracak. Çünkü Sessions, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması çerçevesinde ifade vermişti. O görüşmede Trump'a karşı operasyona destek olacağını açık şekilde söyleyen Sessions, Trump'ın öncelikli hedefiydi. Sır da değildi. Ancak asıl adım bundan sonra gelecek. Daha önce yazdım. Trump'ın asıl amacı Savunma Bakanı Mattis'i yenmek. Bu konuda da adımlar atıldı. Hiç tereddüt etmeden hamle yapılabilecek güce sahip olan Trump, kendisinin azledilme sürecine karşı da önlemler alacak. Almak zorunda. Çünkü aziz sürecin Adalet Bakanlığı kilit noktada bulunuyor. Jeff Sessions'ın bakanlıktan uzaklaştırılması, Robert Mueller'e verdiği ifadenin de şimdilik oyun dışında kalmasını sağladı. Yani Trump hamlelerini çok akıllıca yaptı. Şimdi ne olabilir? Buna bakmamız gerekiyor. Muhtemelen Pentagon, damat Kushner üzerinden büyük bir hamle yapacak. Burada en önemli görev elbette Robert Mueller'e düşüyor. Bu konuda çalışma tamamlandı. Mueller, damat Kushner'in Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Aralık 2016'da Trump Tower'da yaptığı toplantının tüm detayını biliyor. O toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Pentagon'a karşı atacağı adımlar konuşuldu. Mueller de bunun vatana ihanet olarak kabul edilmesi için tek hamlesinin yeterli olacağının farkında. Peki bu adım atılırsa, yani Mueller'in bu hamleyi yapıp damadı alırsa ne olur? Trump nasıl bir karşılık verir? Pentagon bu sorunun cevabını tartıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın damadının vatana ihanetle yargılanması, Amerika Birleşik Devletleri içinde Yahudi-Katolik Savaşı'nın da fitilini ateşler. Bu nedenle çok ciddi düşünülmesi gereken adımlar Pentagon tarafından da detaylı inceleniyor. Bu nedenle işler hiç umulmadık yerlere savrulabilir. Hem de bir anda. Amerika Birleşik Devletleri çok kişi Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Körfez'in en korkak prensi diye tanımlar. Haklı oldukları yer vardır. Pentagon'da Trump da bunun farkında. Şimdi kimin tehdidinin daha güçlü olacağı önemli. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Muhammed Dahlan'ın Mısır lideri Sisi üzerinden Orta Doğu'da yeni bir güç koalisyonu kurması, buna Pentagon'un büyük destek vermesi İngiltere'yi de endişelendiriyor. Çok ciddi savrulmaların yaşandığı Orta Doğu ve Afrika için İngiltere'de sürekli bir kavram karmaşası içinde. Kraliçenin de kafası net değil.
Hem Trump hem de Pentagon'la yakınlaşmanın mümkün olmadığını bilen İngiltere, kazananla yürümek istiyor. Ancak şu anda kazanan yok ve savaş her geçen saat daha da şiddetleniyor. Amerika Birleşik Devletleri içindeki kavga dünyanın her yerinde başka isim ve kurumlarda görülüyor. Ayrıca Pentagon içinde de büyük sıkıntılar var. Özellikle Afganistan'da John Bass'in yönettiği askeri güç Pentagon'un emirlerini dinlemiyor. Bass, Pentagon'un içinde yeni bir ordu kurdu ve Afganistan'da Pentagon'u oyun dışına itiyor. Pentagon 4 generali görevden almak istedi. Trump engelledi. Şimdi o generallere daha fazla yetki de Beyaz Saray'da imzalandı. Bass, Afganistan'ı tekrar dizayn ediyor. Taliban'la yaptığı görüşmelerin tamamı Pentagon'u zayıflattı. Afganistan, Çin planı için çok önemli. Çin'e karşı her türlü operasyonda merkezde olması planlanan Afganistan'da Pentagon zorda. Kendi işlerindeki çatışma sancılı bir şekilde sürmekte. Bitirilmesi önemli. Biter mi? Kolay da görünmüyor. Trump yönetimi ele geçirmek için Mattis hamlesini de yapacaktır. Deneyecektir. Pentagon asla sessiz kalmayacaktır. Kılıçlar çekildi. Şimdi saldırı zamanı. Her iki güç de indirmek için gelecektir. Bu noktadan sonra kimse güvende değil. Bilinmesi gereken bu. Büyük denge için büyük isimlerin harcandığı çok oldu. Bakalım yine buna benzer olaylar görecek miyiz? Gidişat iyi değil. Bakalım neler yaşanacak? Türkiye mi? Kapışan iki taraf da Türkiye'yi yanında istiyor. Önce bir hesaplarını görsünler. Ayakta kalan kapımıza gelecek zaten. Ergün Diler, Takvim.